Homophones are words in English that sound the same but are spelled different. Demek ki eyni cür seslenen ama farklı şekilde yazılan diğer iki sözlerde these words are also have different meaning. Aynı zamanda bu sözlerin neyi var? Farklı manaları var değil. Based on the information above, which of the following doesn't include the homophone? Hansı variantlarda homofonlar olmadığı soruşulur. Bu sorumuzda demek ki burada 9-10 sene sualıdır. 9-10 seneden var. Bakın. The band was banned from taking part in the competition. Band var burada. Band var burada. Hey, homofonlardı. So later as they walked back to their room, the letter, later, letter. Sonraki, later, sonraki, letter. İkinci demek değil. İkinci, son, ikisinden sonra anlamda işledi. Bunlar homofon değiller. She made a fruit salad using a banana, a pear, an orange, and a pear. Aynı zamanda appear, appear. Aynı zamanda homofonlar bunlar. 1, 3. Doğru cevabımız olup bir variantı. Sonra geldik ikinci sualımıza. Şimdi sualımız 11. sınıftan olan bir sualdı. Ne değil bize? Doğru cevabımızın önce işaret edildiği variantı 11. sınıftan. Hopefully, ne yaxşı ki, my sister from her illness by the time. By the time olduğu zaman müxtəlif zamanlar uzlaşdırılabilir. By the time olduğu zaman. Həm indiki zaman, keçmiş zaman, keçmiş bitmiş zaman, indiki zaman, indiki bitmiş zaman, eyni zamanda gələcək bitmiş zaman, indiki zaman, müxtəlif zaman formaları uzlaşdırılabilir. Hətta keçmiş davam etdiyi zamanla belə by the time işlətmək mümkündür. Belə deyim. Burada da zaman uzlaşmalarını nəzərə aldığımız zaman A variantını çıxa bilərəm, uzlaşma pozulur. Sonra burada nə çıxa bilərəm? Digər variantını çıxaram ki, bunlar heç bir zaman uzlaşan zaman formaları deyil. Cümlənin anlamına baxdığım zaman hopefully my sister by the time her midterm exam program. Demek ki imtihan programı yarı dönüm imtihan programı başlayana kadar hastalığından neyin yeteri sağlamış olacak. Yani gelecekte bir prosesin bir hareket olana kadar bitmiş olacağından bahsediyor onu. Burada da doğru cevap olmalı ne? D variantı. Bir hareket baş verene kadar bu başlayana kadar bu prosesin bitmiş olacağını ifade eden doğru zaman D variantı. Gelecek bitmiş zaman future perfect and present simple D variantı. Sonra 7. sınıftan bir sorumuz var. Fent boy bağlayıcılar. Fent boylar bunlar ne demekti? Coordinated conjunction adıyla da göreceğiniz bunlar. For, ben yazım arasında bir. And, sonra no, but, or, yet. Bir de soru. Bu fen boy bağlayıcıları diğer bir adı da coordinated conjunction'lar. Yani iki tane müstakil cümleni birbirine bağlamak için istifade edeceğiniz bağlayıcılardır. Yani compound sentence diyebilirsiniz. Burada da which of the following statements doesn't contain a fen boys. Hansında fen boy bağlayıcıların olmadığını soruşur. A variantında nor. Bir. B variantında so. C variantında or. D variantında as soon as var. Burada bunu saklayalım. Y variantında da yet var. As soon as bu hem şart bildirim bağlayıcı kimi hem de zaman bildirim bağlayıcı kimi çıkış edebilir. Bu bağlayıcının bir tarafı budak cümle. İşaret edeyim buradan. Buradan buraya kadar olan istemimiz bizim budak cümlemizdi. Buradan buraya kadar olan istemimiz ise bizim baş cümlemizdi. Yani complex sentence düzeldir. Bir baş cümle bir budak cümle birleşerek complex sentence düzeldir. Ama fen boş bağlayıcılarınız. Diğer bir adıyla coordinated conjunction dediğiniz bağlayıcılar. Bunlar compound sentence. Yani iki baş cümleni birbirine bağlıyor. Subordinate conjunction'lar bunlarsa D variantında verilen subordinate conjunction'sa bir baş cümle bir deki budak cümleni birbirine bağlayarak complex sentence düzeldiler. 7. sınıftan bir sualıydı. Sonra dördüncü sualımızda ne diyor? In which of the following options that used as a subordinate conjunction. Hansında subordinated conjunction bağlayıcı kim istifade olunur? Kısacası böyle diyeyim. She lives in that house. In that house burada possessive bu interrogative adjective. Possessive yok daha doğrusu. Interrogative adjective yani işaret edersiniz. Özünden sonra isim getirirsin tayin ettiğine göre ne olur? Interrogative adjective funksiyonu taşıyır. Bir de yoktu. Sonra I can't find the books that. Ben kitapları tapabilirim. Hansı kitapları? I get from the library. Burada that books'u tayin eden subordinated conjunction funksiyonunda relative diye diyor burada. Pronoun olarak çıkış edilir. Aynen relative pronoun olarak çıkış edilir. İkinci işaret diyeyim. We need to tell you that the truth about that station. O stres hakkında. Yine that'tan sonra bir isim getirerek onu tayin edip yine interrogative daha doğrusu pardon interrogative değil indefinite adjective demonstrative adjective olarak çıkış edilir. Neyin işaretliğine göre demonstrative adjective hem birinci sualda hem de üçüncü de ikisinde de nedir demonstrative adjective olarak çıkış edilir. Yani burada doğru cevabımız olmalı bizim subordinate conjunction funksiyonu çıkış etmişti. İkinci cümlemizde verilen that. Diğer ikisi yani birinci ve üçüncü cümlede verilen that demonstrative adjective. Özünden sonra isim getirip onu tayin ettiğine göre. Sonra geldik 8. sınıfta bir sualımız var. Ne diyeyim? Which of the following underlined modality expresses a lack of necessity? Yani ne bildirir? Bir şeyin edilmesine ihtiyaç olmadığını bildirir. Gereklilik olmadığını bildirir. We can't ignore this. Can't ignore. Biz bunu görmezden gelebilmek değil. Burada size bir vaciplik bildirir. We can't ignore this and need to deal with urgently. Sonra bunu çıkar. Burada lack of necessity yoktu. You ought not to have ordered. Burada ought not to have sipariş vermemeliydin. Bu da 11. sınıfta var. İşaret edeyim burada. İhtiyaç yok idi ama vermişsen. Perfect modality. Şundan, ought'undan işlendiği zaman harekete ihtiyaç yok idi. İnkar ama edilir. Festivde ise edilmeliydi ama edilmediğini ifade edilir. Dedim ona da bağlı bir sual var. Burada bakacağız ona. You don't have to bunda silen. You don't have to study for tomorrow's exam because it's cancelled. İhtiyacı yoktu sabah imtihan hazırlaşma çünkü lav bulundu diye terhis alındı. Burada lack of necessity var. Prosesin mecburiyetin aradan kalktığını bildirir. Doğru cevabımız olmalı. DC variantı. Diğerlerine bakar. Even when it's true, we shouldn't speak badly about others. Danışmamalıyız değil. Burada lack of necessity yoktu. Kate, you mustn't tell anyone. Burada desminde prohibition var. Yani hiç kime sekre taksir altında dememelisin. Bunu da çıkarıp doğru cevabımız olur. DC variantı lack of necessity. 8'den senden bir sual. Sonra geldik 6. sualda. Choose the appropriate option to complete the sentence. Bunlar işaretliyet bir. In spite of bakmayarak ki demektir. Ziddiyet bağlayıcıdır. Ziddiyet bildirir. Since çünkü demektir. Sebep bağlayıcıdır. Moreover cümle zarfiyeti dahası bundan başka ekstra elav olarak demektir. Once anda and'e when'in sinonim olarak da çıkış edebilirler. Yazın buradan. Anda and'e when'in sinonim olarak da çıkış edebilirler. Bir de bir zamanlar anlamında zaman zarfı olarak da çıkış edebilirler. By contrast bu da aynı zamanda cümle zarfiyeti, cümle zarfları iki tane baş cümlenin neyin ile birbirlerine bağlamak için istifade olunan yani compound sentence düzeldir. Siz böyle deyin cümle zarflarını istifade etmeyle. Burada much in spite of bu cümle zarflarını değiştirme şekilleri var. O da punctuation marks'a doğru şeylerden dikkat etmek lazımdır. Cümle zarflarında kuruluş artan bu şekilde olur. Nöktele virgül, cümle zarfı virgül veya nökte cümle zarfı virgül veya her iki tarafında da bazen sizin hallarda virgül verilebilir. Esas işletme formaları budur. Bir de iki işareti. Burada da nökte verip cümle zarfını yazıcıya sonra virgülden devam edecek. In spite of özünden sonra noun phrase kabul edilir veya ve aynı kabul edilir. Gitti. Since özünden sonra virgül değil, svo talep edilir. Çünkü sebep bağlayıcıdır. Once aynı şekilde bu da özünden sonra svo talep ederek işlerle cümle zarf funksiyonu taşınır. Bunları silerim işletme bakımından. Ama anlam olarak zaten uygun gelmediler. Dağlık B variantından Y variantından arasında ikisi de cümle zarfıdır bunların. İkisinde duruş işareti işletme formaları aynıdır. Much of the land is flat in the south.
Cənubdakı torpaqların deyil, əksəriyyəti nədir? Düzdür, hamadır. Moreover, dahası, bundan başqa, in the nose, amma uyğun gəlmədi burada. Nə deyəcəyik? B variantını silib, by contrast deyəcəyik. By contrast, amma ancaq, lakin, əksinə olaraq deyir, in the nose, şimalda, yara, hills and mountains, everywhere. Hər yerdə təpəliklər və dağlıqlar var. By contrast, bizim olur nə? Doğru cavabımız əksinə, ziddiyyət bildirən bir nədir? Cümlə zərfidir. Tam tərsi, contrast bildirir, belə deyək, ziddiyyət bildirir. 7-ci sual, 9-cu sətdə olan bir sual. Which of the following statements contains a wrongly illustrated form of subject verb agreement? Subject verb agreement baxımından hansı yanlış deyib? Doğru cavabımız işarəliyə biz C variantı işarəliyə yolumuza davam edək. Burada nəyə diqqət eləyəcəyik? Normalde oflu birləşmələrdə biz mübtəda xəbəri yazarkən, buradakı xəbəri yazarkən adətən özündən əvvəl gələn nəyə diqqət edirik? Mübtədaya diqqət edirik. Harda oflu birləşmələrdə. Amma rəqəmlə ifadə olan birləşmələrdə xəbər rəqəmdən deyil, rəqəmdən əvvəl deyil, rəqəmdən sonra gələn ismə uyğun yazılmalı idi. Aydın da normalidir, rəqəmdən sonra gələn ismə uyğun yazılmalı idi. Burada rəqəmdən sonra gələn isim language cəm olduğuna görə xəbər də nədir? Cəmdir. Burada pozumik doğru deyil. The United States bütöv bir ölkədir. Cəmdə verilsə də tək götürülür xəbəri. Burada da doğrudur. Həzdir. Məhv ola bilməz. Burada oflu birləşmələrdə baxın özündən əvvəl rəqəm var. İsim olsaydı xəbər ismə görə yazılardı. Amma nə dedik az öncə? Oflu birləşmələrdə rəqəm olduğu zaman xəbər nəyə əsasən yazılır? Rəqəmə deyil. Oftan sonrakı gələn sözə əsasən yazılır. Yəni burada language sözü cəm olduğuna görə bizim xəbərimizdə is yox, are şəklində olmalı idi. Yəni doğru cavabımız ona görə olacaq C variantı. Burada da yenə oflu birləşmədən əvvəl rəqəm var, ondan sonra gələn isim cəmdir. Xəbərimizdə yenə cəmdədir. 9-cu sinif qaydasıdır bu. Sonra Mandarin Chinese bu da bütöv bir mütədadır, təkdir. Xəbərdə yenə basit bir cümlə təkdir verir. Doğru cavabımız olur müəllimlər C variantı. Sonra geldik 8. sualımızda. 8. sualımızda ne deyir? Variantlara baktığım zaman kəmiyyət vadiden sözler görüyorum. Bu kəmiyyət vadiden sözlerden amount'u sayı mənisimlerle işlenir. Tərkibində deal və amount olanlar bilirsə sayı mənisimlerle işlenir. Number cəm isimlerle, several cəm isimlerle, deal yine cəm isimlerle işlenir. Qarşısında amount yazar, vadide yazdık, bunu amount yazar. A number of bu da yine cəm demekti. Several, a number of bunlar cəm isimlerle işlenir. Mahiyyət itibariyle birbirine sinonim olarak verebilirik. Unemployment has really become a serious problem in the world. İşsizlik dünyada ciddi bir problem haline gelip. As, çünkü değil. The number of, bir variantı. The number of the unemployed is more than the job opportunities. İşsizlerin sayı değil, iş imkanlarından daha çoktu değil. Çünkü değil, işsizlerin sayı iş imkanlarından daha çoktu. The number of'ın sayı demektir. Ön sayı, yazak bura, ön sayı. Bir şeyin miktarın değil, onun sayını bildirir. Doğru cevabımız ona göre olur ne? B variantı. Sonra, geldik növbeti sorumuza. 9. sualımızda 11. sınıftan bir sual. Ne diyeyim? Which of the following analog expressions is correct in terms of their uses? İstifadeler bakımından hansı yanlışdır? Various, müxtəlif, çoxlu, xeyli anlamlar ifadə edir. Numerous, eyni şəkildə çoxlu, xeyli anlamlar ifadə edir. A big amount of, bu da yenə çoxlu, xeyli anlamları ifadə edir. Amma işlədilmə fərqləri nədir bunların? Various, cəmsindən, numerous, cəmsindən, a big amount of, sayılmayan isimlə işlənir. Sayılmayan isimlə işlənir. Baxaq, özlərindən sonra risks cəmsin, doğru. Sonra benefits cəmsin, doğru. A big amount of sand, özündən sonra sayılmayan isim, bu da doğru. A variantı. İşlədilmə şəkilləri, bu da yenə 11. sinifdə olan, belə deyək, qaydalardan biri olsun. Sonra geldik neçinci sualımıza? 10. sualımıza geldik. 10. sualımızda ne deyir? Düzeldeyim onu belə deyək. Which of the following? Which of the following analog expressions could be considered a predeterminer? Predeterminer ve determiner bunların fərqini bilirsiniz. 8. sinif. Determinerlar isimlerden evvel gelip bunları təyin edilen sözler. Predeterminerlar ise bir determinerdan evvel gelip yine təyin funksiyasını işlenen kelimeler demektir. What types? Determiner. Gitti. Sonra the gardens determiner. Gitti. Every school determiner. Each sentence determiner. Ama such a place cümlesinde bizim place head təyin olan ismimiz a determiner. Such ise ondan evvel gelip predeterminer funksiyasına işlenen kelimemizdir. Doğru cevabımız olur ne? D variantı. 11. sual. Choose the appropriate option to complete the sentence. Baxa. Burada variantlara baxaq yenə. Nevertheless cümlə zərfidir. Yenə də buna baxmayaraq bununla belə kimi anlamlar ifadə edir. Furthermore bundan başqa demək. Yenə bu da nədir? Cümlə zərfidir. While ziddiyyət bildirən bir bağlayıcıdır. Adverb class of contrast işlənir. While arasından birlikdə sinonimdirlər. Qeyd edək bunu. While arasından 9-cu sinif qaydasıdır. Because səbəb bağlayıcıdır, səbəb bildirir. Despite də baxmayaraq ki adverb class of concession deməkdir. Bu da yenə ziddiyyət bağlayıcıdır. Amma necə ziddiyyət bağlayıcıdır? While and despite arasında fərq nədir? Despite prepositiondur. Despite prepositiondur. While isə nədir? Bağlayıcıdır. Belə deyək. Despite özündən sonra non phrase və ya VID tələb edir. While isə özündən sonra nə tələb edir? Subject verb object tələb edir. Cümlənin anlamına baxdığımız zaman some studies suggest that moderate television viewing may not be harmful to children. Az miqdarda deyək ki televizor baxmaq deyir. Araşdırmalar göstərir ki, suggest burada göstərmək deməkdir. Göstərir ki, o qədər də zərərli olmaya bilər. There is sufficient research to indicate that excessive screen time is harmful. Amma bir qismi araşdırmalar isə belə deyə göstərir ki, həddindən çox ekran qarşısında olmaq nə ola bilər? Zərərli ola bilər. Burada demək ki, araşdırmaların bəzi zərərli olduğunu, bəzi isə nədir? Zərərsiz olduğunu deyir. Yəni bir burada ziddiyyətdən bəhs olunur. Doğru cavabımız ona görə olur nə? C variantı. Anlama gəldiyimiz zaman həm də cümlə ilə uyğun şəkildə doğru cavab olmalı C variantı. Nə bir daha baxaq cümləyə. While some studies suggest that moderate television viewing may not be harmful to children. Bəzi araşdırmaların televizora az miqdarda baxmanın uşaqlara zərərli olmayacağını desə də, deməsinə baxmayaraq, there is sufficient research to indicate that excessive screen time is harmful. Amma həddindən çox televizor baxmaq uşaqlara zərər verəcəyini deyir. Doğru cavabımız olur C variantı. Bu proposition doğru cavab olmur çünki özündən sonra burada non phrase və VNG olmalıdır. Amma burada nə var? Burada tam cümlə var. Ona görə doğru cavab götürəcək B variantı. 12-ci sualımıza gəldik. 9-cu sinifdən bir qayda olsun. If students have incorrect answer, əgər şagirdlərin yanlış cavabları varsa, a teacher should give hints or clues. Onlara ipuçları verməlidir. Deyir müəllim, simply give the correct answer. Düzgün cavab paylaşmaq yerinə düzgün cavabı vermək yerinə deyil. Onlara nə verməlidir? Deyir müəllim, siz deyin, ipuçları verməlidir doğru cavabı tapmaq üçün. Such as məsələn deməkdir. Such as məsələn. Eyni məntiqlə including var. Şimdi de çıkabilirler. Çünkü like ne demektir? Mesela ne demektir? Like'ı da alabilirler sonra. Bunlar özlerinden sonra örneklendirme getirmelidirler. Such as including like örneklendirme getirmelidir.
The same as ile eyni anlamı verir. İle eyni anlamı verir. The same as ile eyni. Enough, enough simple olmaz. Simple enough vardı. Cold enough, good enough bu şekilde işletilmesi doğru değil bunun. Sifetten sonra, sifetten evvel, sifetten sonra olmalıydı. C'yi de sildirik. İle eyni anlamı verir bir şeyle beraber olduğunu gösterirse neyse. Rather'den, mag'dansa, dan'den ziyade, dan'den yerine anlamı ifade ediyor. Yani Mellim Şakir'e doğru cevabı vermek yerine vermektense ona ne demeldi? Doğru cevap yapması için ipuçları göstermeldi, vermeldi. Y variant bizim olur. Doğru cevabımız. Sonra geldik 13. suala. 13. sualda which of the following anonymous sentence which of the following is an error in terms of formation from direct to indirect speech vasıtasıyla nitelen vasıtasıyla nitelen keçide olan servis değil bizden. Doğru cevabımızı da verip bize 13. sualda D varyantı verir. Niye D varyantı verir? Burada I was born in 1963. 1963'de doğdum. Said my father. Atam dedi. My father told that işletebilmez. Told'dan sonra that işletebilmezsiniz. Told me that diyebilirsin ama told that diyebilmezsin. Buna göre D variantında ne var? Sefliği var. Hadi gel, bak yine. The police said to the boy. Polis oğlana dedi ki, policeman said to the boy, where do you live? Burada hususi oğlanın canlı formasından ver. Sonra the police asked the boy, soruştu where he lived. Sonra I had been to Boston, she told me. She told me that. Burada bunun doğru forması burada verir mesela. She told me that he had been to Boston. My she said I will be in Turkey tomorrow. She said that she would be. Zamanları değiştirirsiniz. Şahsları değiştirirsiniz. Zaman zarfları varsa onları değiştirirsiniz. Burada da hamsı doğru şekilde olup değiştirilir. Sonra could you write that down for me? Bunun için kaydı edebilirsem. She asked me to write it down. Hamsı doğru. CD variantında told that işte demez. Ona göre D variantı sağlar. Sonra geldik 14. sualımıza. Choose the correct tense forms in order to complete the sentence. Cümleler tamamlaması için sual bayatını seçecek. Burada cümleye baktığımız zaman burada during the last few decades değil. Son bir neçe 10 yıllıkta değil. During bunlara fido değil. Bunu yazayım ben buraya. Bunu yazayım. Yani for in during, over, bir de within diye yazalım. Within. Bunlar filo değiller İngilizce'de. Belki de bunlar nedir? Eğer cümlede during the last, over the last, within the last, the past olabilir. Belki de bu değiştirilir. Şimdi bir zaman zarfı varsa, eğer sizin de olduğunuz zamanı ahate ilgiyse, present perfect zaman formalarına yönelirsiniz. Burada aynı zamanda next olabilir. Next olduğu zaman kısa ve konkret bellidir. Geleceğe göndermeyi de geleceğe işlerirsiniz. Ama burada ne değil? Few decades de, during the last few veya during the past verebilir, fark etmez. Sizin de içinde olduğunuz zamanı ahate ilgiyse, geçmiş zaman, present perfect'e inki bitmiş zaman yönelirsiniz. Yok, geçmiş zamanı göndermeyi değilse mesela bile verebilir. During the last weekend, during the last veya past month. Bu şekilde verirse, konkret olarak geçmiş zamanı yönlendirir. Ne inirsiniz? Geçmiş zamanı seçirsiniz. Burada da during the last few decades verirse, bir de isimlere dikkat edilirse, isimler burada adeten bitmiş zamanlara yönlendirilir zaman cem de olur. Burada cem verdiğine göre biz ne inirik bitmiş zamanlara yönelirik? A ve B variantı geçmiş zaman olduğuna göre seçilirik. Will, gelecek zaman next olarak sarılabilirdi. Had better, umumiyetle işletmez. Geçmiş bitmiş zaman. Doğru cevabımız olur. Ne? Y variantı, inki bitmiş zaman. 11. senede bir neçe yerde bundan bağlı cümle var. Dikkatli olun. Sonra geldik 15. suala. Ne diyelim bize? Choose the appropriate option to complete the sentence. According to sensitive or critical period models, the age a child acquires the ability to use language. Burada özünden sonra bakın fikir verir. Child subjectimizdi, acquire fiilimizdi, ability bizim subject verb objectimizdi. Yani sizden ya noun clause ya da ne isteyir, a relative clause cümlesi çözmenizi isteyir. Boşluktan evvel baktığımız zaman ne var burada? İsim var. Yani biz ismi tayin edeceğiz. Buna göre ki variantını seçebilirim. Çünkü how adjective class'larda değil, noun class'larda işlenen bir bağlayıcıdır. Buna göre neyini silerik? That özünden sonra svo getirmez. That'in arkası yarım olur. Ya subject verb olur ya da verb object olur. Ona göre that'le silerim. Whenever any mantıkla arkası svo gelir ama adjective class'larda değil, noun class'larda işlenir. Ona göre B variantını silerim. Kaldı iki variant arasında in which, at which bunların her ikisi özlerinden sonra svo talep edilir. Arkaları tam olmalı. Ama burada boşluktan evvel verilen kelimemiz age sözü her zaman in değil, at'le işlenir. Bu sebeple doğru cevabımız olur ne? C variantı. Models, the age at which a child acquires the ability. Doğru cevabımız olur. C variantı. Sonra geldiğiniz için sualıydı. Keşlik. 16. sualımıza. Bakalım 16. sualı ne diyor bize? In which of the following sentences the underlined verb doesn't follow the gerund kaydılarına esasen işlenmeyip yani burada fiiller bizden özlerinden sonra bir ing talep etmediğini soruşur. Miss fiili özünden sonra ing talep edilir. Hope fiili özünden sonra ing değil to talep edilir. I can't help özünden sonra ing talep edilir. Practice özünden sonra ing talep edilir. Keep on preposition ifadeler yani phrasal verb veya preposition verbler özlerinden sonra talep edilir. Ing talep edilir. Doğru cevabımız olmalıydı. B variantı sadece sual destinde hope to visit şeklinde olmalıydı. Doğru cevabı olur. B variantı. Sonra neçe var? 17. 8'den seçen bir sual. Which of the following statements contains error in terms of present perfect uses? Present perfect'in istifadesi bakımından hangisinde sefer değil? They didn't receive electric bill since they have... Since'den sonra bu daf cümle olduğuna göre since'den sonra gelen zaman forması bitmiş değil. Ne olmalıydı? Geçmiş zaman olmalıydı. Cümle kurucu bile olmalıydı aslında. They haven't received electric bills since they moved this house. Yani bu şekilde olmalıydı. Since ortada bağlayıcı kim işlendiği zaman bilirsiniz bu aplikant programında da var. Özünden evvel gelen baş cümle present perfect'te. Özünden sonra gelen yani bu taraftaki cümle bu daf cümle ise past simple olur. Burada zamanların geri değişik verildiğine göre doğru cevabınız olur ne? 17. sualda A variantı. Sonra geldik 18. sual. 18. sualda ne isteyelim bizden? Which of the following is correct in terms of daily usage? Hangisi istifadelere bakımından bir böyle değil de metalinguistik bir sualdı, nezel bir sualdı. We use would rather to express preference in English. Tercihlerimizi neyse bir şeyden üstün tuttuğumuzu ifade ettiğimiz zaman would rather işledik. Yaxşı olardı, üstün tutardım, tercih ederdim. Anlam verir. Bir doğru. Sonra the meaning of had better is similar to should. Had better should'la sinonimdi. Doğrudur ama işlediğimiz şekiller farklıydı. Had better 11. sınıfta verilip şuradaki bildiğiniz bir şeydi. Had better spesifik anlam ifade edilir. Yani siz had better her yerde işletebilmezsiniz. Özel bir situasyon olmalı ki siz orada had better verebilirsiniz. Should ise her yerde bir anlam ifade ettiğine göre işletebilirsiniz rahatlıkla. Bir de iki de doğru. We don't use be above with time expressions. Time expression'dan biz be above to'nu yok. Doğru bir burada istifade burada bir tikoya bizi saçtırmasan. Be due to'nu istifade edebilirsiniz time expression'dan. Ama be above to'nu istifade edebilmezsiniz. Doğrudur. Biz istifade etmekteyiz. Doğru. For obligation in the past. Geçmişte bir mecburiyetlerimizi ifade etmek için ne istifade edilir? Had to'nu istifade edilir. Yani have to, has to. Onun past forması must'ı da bırak atabilirsiniz. Onun past forması have to. Geçmişteki olan mecburiyetleri ifade etmek için işlenir. Dördü de düz olduğuna göre doğru cevabımız olur. D variantı.
Sonra 19. sual geldik. In which of the following doesn't include both a direct and indirect object? Yani sizden vasıtasız ve vasıtalı tamamlığın olmadığı da sual istiyor. He didn't allow us enough time. Kime? Bize. Neyi vermedi? Bak bizim indirect objectimiz, direct objectimiz. Yani burada bak. The last time we met you asked me several questions. Indirect object, direct object. Ben de çıkar. Jane please bring me that knife. Bring that knife to me. Burada indirect, direct objectimiz. Direct objectimiz. To. Bizim indirect keçesi değil. Birisi direct'ten indirect keçesi dediğimiz zaman biz neyi edebiliriz? Hem to hem de for sözünden istifade edebiliriz. Burada her ikisi var. Don't offer him a cigarette. Indirect object. Direct object. Her ikisi verilip. Y variantında bakar. We want them to say. Kimi? Onları istedik. Direct object. To save while. To stay safe while they are abroad. Burada sadece direct objectimiz verilip. Indirect objectimiz veremeyip. Doğru cevabımız olur. Ne? Y variantı. Bu da 8. sınıfta var. Sonra 9. sınıfta normal bir kayıt olmalıydı. 19. sınıfta daha doğru cevabımız olur. Y variantı. 20. sualda bakalım. In your booklet formalara baktığımız zaman reduction diyor. Burada reduction formalarından aktif veya pasif cümlenin aktif veya pasif olmasına dikkat edip anlamak o şekilde girmek lazımdı. A variantında having explained aktif, explained pasif, being explained passive, to explain active. E variantı explaining active. Geldik iki tane passive'imiz, bir active'imiz var. Bunu silelim buradan çünkü tool'un işletilmesinin belli bir kaydaları var. Adjective, clause, reduction var bu cümlede. Tool'un işletilmesinin belli kaydaları var. Bu özünden evvel sıfatın üstündeki derecesi, sıra sayı, the only, the last gibi kelimeler talep eder. Burada var mı yok mu göre silelim. Geldik passive anlama. Booklet özü açıklayır yoksa açıkladılır. Bence özü açıklayır. Açıklayır olduğuna göre kitap böyle değil. Kitap böyle değiştirilir demedik. Yani zaten dile de hoş gelmedi diye demedik. Olmuyor. Ona göre neyin yeri? Passive formalar buradan neyin yemeği lazımdı? Çıkmak lazım. Kaldı. Having explained and explaining arasında. Bunlar ikisi de aktifdi. Yani ikisi de cevap olabilir. Ama burada neye fikir? Cümleler okuduğumuz zaman cümlede farklı bir zaman var mı? Yani önce bir hareket sonra diğer bir hareket olursa A variantına gelir. Yok. Ümumi anlamlı bir cümlede herhangi bir hareket yoksa da düz cümlede bile dediğim o zaman G variantına gelirsiniz. Bakak cevabı. A new booklet. The process of course selection along with counseling services in is available. So any student interested in receiving help. Maraf gösteren her bir şagirde değil. Ne değil? Kitap, booklet, broşura bunu izah edir. Kursun prosesi neyini izah edir. Aynıdır. Demek ki burada ümumi anlamlı bir cümlede herhangi bir zaman yoktu. Önce bir hareket sonra bir hareketin olmasından bahsetmediğine göre A variantını silerim. Doğru cevabı ne diyeyim? Y variantı. 20. sual Y variantı. 21'e yolumuza devam edelim. Which of the following metalinguistic explanations is correct considering the given sentence below? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin metalinguistic yani metalinguistik dilin üst seviyeler demekti. Nezere aldığımız zaman doğrudur değil. You should have checked. You should have checked. 11. sınıfta var. Yani you should have checked. Testlik formada verirse hareketin görülmediğini bildirir. Edilmeliydi ama edilmeyip. Bu şekilde. You should have checked your answers thoroughly before you handed in your exam. İmtihan kağıdını vermeden evvel dedi cevaplarını her tarafını neylemeliydin? Yoklamalıydın ama neylemsen yoklamamsan. Proses neyleyip gerçekleşmeyip. The use of the subordinating conjunction is wrong in the sentence. Subordinating conjunction before. Vermemişten evvel yoklamalıydın değil. Burada istifadesi yanlıştı. Yanlış değil. Doğrudur zaten. Evvel yoklayıp sonra vermeliydin anlamda before doğru. Bizden is bir saniye C variantı bizden ne istiyor? Correct istiyor. Bakalım. Is wrong. Silik bunu. So the perfect modality should be used in the dependent clauses. Perfect modality değil. Budak cümlede istifade olunmalıydı. Hayır budak cümlede değil. Baş cümlede istifade olunmalıydı. Yani vermeliydin. Yoklamalıydın ama yoklamamsan. Vermeden önce yoklamalıydın ama yoklamamsan. Bunu da silik. The use shouldn't have the which goes an uncompleted action in the past. Geçmişte tamamlanmayan bir hareketi gösterir. Ben neyi niye? Geçmişte tamamlanmayan bir hareketi gösterir. Yani sen etmeliydin ama neyin sen aslında etmemsen. Ona göre doğru cevap olur ne? C variantı. Hareketin tamamlanmadığını gösterir. Sonra geldik 22. suala. 22. sırada ne diyeceğiz? Which of the following options is not a non-essential adjective clause? Onun için non-essential adjective clause diyebilirsiniz. Non-defining de diyebilirsiniz. Sonra ne? Non-restricted de diyebilirsiniz. Non-essential veya non-restricted clause'lar ne diye? Cümleye tayin olan isim hakkında ekstra bir bilgi verir. Yani siz onu cümlenin terkibinden atsanız bile bir şey değişmez. Aynı anlam aynı meana kalır. Hangisinde non-essential, non-restricted veya non-defining adjective clause olmadığı soruşulur. Bir de non-defining adjective clause'lar eğer mübtedadan sonra işlenirse iki virgül arasında işlenir. Tamamlıktan sonra işlenirse tek virgülden sonra gelir. Aydın'da tek virgülden sonra gelir. Burada before Carnage died, before there were more than 250 public libraries. Which burada dayıt bu vergi burada artık da bunu silerim. Which were located in the English public speaking world. Bunu söylerek burada var. Sonra the laptop that I bought last week has started making a strange noise. Burada the laptop I bought. Bak burada yoktu. Bu non-restricted değil, non-essential değil. Essential veya defining'di. Doğru cevap çekmiş olur. B variantı. Sonra burada ne var? Burada da yine there were a lot of people at the party. Partide çok insan vardı. Many of whom I had known for years. C variantında var. Sonra back in the palace where the queen of England lives. Aynı şekilde bir biraz non-restricted var burada. Non-essential var burada. My friend John who went to the same school as me. Aynı şekilde my friend John has just written a best-selling novel şeklinde desende yani bir şey değişmez. Ona göre bunlar non-essential. Bu essential olur. B variantı 22. sual. Sonra geldik geçen sualımıza, 23. sualımıza. In which of the following statement, the relative word can't be omitted. Hangi cümlede değil, relative word omit olunabilmez. Yani cümleden atılabilmez. Cümleden atabilmeniz için. O relative word'ün, yani reduction'dan omitting'i birbirine karıştırmayın. Reduction ayrı bir şeydi. Omitting ayrı bir şeydi. Yani bunları birbirine karıştırmayalım. Burada, yine gelip, the students I, demek ki, the students I interviewed met me at the local library. Benim görüştüğüm uşaklar değil, beni neylediler? Siz deyin, kitaphanada karşıladılar. Sonra, the car which you wanted to buy was just sold to someone else. Bunları işaretleyip biz bu şekilde. Do we remember the day when we all went for a ride, burada kalsın. She told me a photograph of her son who is a policeman. Sonra, I can't remember the name of the movie. Bunu da işaretleyip, buranı işaretleyip. Burada. Ne dikkat edeceksiniz? Önce onu diyeyim. Reduction ettiğiniz zaman iki tane müfteda yan yana gelebilmez. Yani relative clause'da, müfteda funksiyasında relative word'ün özü işletilmez. Yani ondan sonra başka bir müfteda gelebilmez. Variantlara baktığımız zaman bak A variantında, B variantında, C variantında, Y variantında müftedalar var. Who, I, kim müfteda? Yani Lord'in devamı desem. Car, which, you, kim müfteda? Sonra when, we, kim müfteda? That, I, kim müfteda? Bu iki müfteda olduğu zaman neyini siz? Omit edebilirsiniz. Yani bu cümledeki who, which, when, that cümlede tamamlı funksiyasındadır. Yani omit etmeyin için oradaki relative word'ün tamamlı funksiyasında olmasına neyini ben siz?
dikkat etmelisiniz. Ama reduction ettiğiniz zaman, reduction ettiğiniz zaman tamam farklı bir anlayış var. Yani reduction anlatı bir önerisi. Reduction ettiğiniz zaman relative verb cümlede özün müptada olmalı. Yani relative verb'den başka cümlenin neye ekstra bir müptadası olmamalı. Yani de burada D variantına baktığınız zaman she showed me a photograph of her son. Bu bizim müptadamız budur. Bak burada bu müptada olduğuna göre bir de bu cümle non-defining veya non-essential relative clause'larda non-defining, non-essential relative clause'larda relative verb'ü umumiyetle atabilmezsiniz cümleden. Bu sebeple doğru cevap zorunda bizim D variantı. Yani reduction'dan omitting'i birbirine karıştırma. Sonra 24. soru. Which of the following is a complex sentence? Complex sentence dediğiniz yani bir subordinating conjunction'la istifadesinden bir baş cümlenin bir budak cümlenin birbirine bağlanmasına değil. Lightning struck the house. However, however cümle zarfıdır. Cümle zarfları iki tane baş cümlenin birbirine bağlıyor. Yani compound sentence düzeldir. Silebilir kim? Sonra the missing, the police have found the missing money. What's more? What's more aynı zamanda yine cümle zarfıdır. Baş, iki tane baş cümlenin birbirine bağlayarak compound sentence düzeldir. 9. sınıftadır. Zaten yazılı burada. My brother grew up near the sea. Near the sea. Yet. Yet de aynı şekilde hem fanboy bağlayıcılar kimi çıkış edebilir. Fanboy bağlayıcılar kimi hem de cümle zarfı kimi çıkış edebilir. Benim kardeşim deyir. Denizin yakınlığında büyümesine bakmayarak. Yet. Cümle zarfı burada. He hates swimming. Swimmekten zerresidir. Cende sidiren burada. İki baş cümlenin birbirine bağladı. Since you have completed your homework. Sen ev tapşırığını tamamladığına göre. Bu da bizim budak cümlemiz. Budak cümlemiz. Subordinate conjunction var burada. You can take a break. Fazla verebilirsen. Bu da bizim baş cümlemiz. Doğru cevabımız olur. D variantı. D variantına da bak. She's busy enough. Yeteri kadar meşguldu. But ama bizim fan voice bağlayıcılarındandı. Yani iki tane baş cümlenin birbirine bağlayarak compound sentence düzeldir. Bunu da silerek doğru cevabımız olur. D variantı. Sonra neyse geldi. 25. sual geldi. 25. sualda geldik. Demek ki for many people adrenaline is sink in their lives. Hayatlarında in their lives geldi cevabımız. That's why they try to do more and more, more and more dangerous things. The most importantly eğer hareket olsaydı işletebilirdik. Burada hareket yoktu. Sonra as important as dediğimiz zaman burada bu ismi başka bir isimle neyinemeliydik? Eynileştirmeliydik. İkisinde aynı özellikler, okşa özellikler sahip olduğunu demeliydik. Yani benzerliğini bildirmeliydik. Yoktu. Sadece öz tek şeylerdir. Silirsiz. More important than olardı. More important than. Yoktu silirsiz. The more important zaten struktur hatası var. Doğru değil. The more important, the more important. Tabu komparatif şeklinde olsaydı olardı. Ortada değil. Onu silir sorudan. Doğru cevabımız olur. The variant. The most important thing. En önemli şeydir değil. Bazı insanların hayatında. Doğru cevabımız olur. D variantı. 26. sırada. Which of the following state statements doesn't include a reduced relative clause? Hansında reduction olunmuş reduced relative clause yoktur. The boy attacked by the... The boy, açık cümleni. Who was attacked? A variantı da var. Sarah, as well as her business partner, was exhausted after the trip. Sarah, as well as... Bu, as well as... Opposite bir ifade dedi. Burada yoktur. B variantını işaretledi. Gelene bakalım. We stood on the bridge connecting which... Which connect. Bridge connects yazar. Stood geçmiş zamanda connect dedi. Sonra the house across the street has a beautiful garden with flowers. The house across. Bak burada müftadadan sonra bir başka preposition gelmez. Eğer müftadadan sonra bir başka preposition gelirse o da reduction var. The house yine burada aynı zamanda olmalıydı. Ne? That veya which is across the street. Sonra the end slide. Sonra movies made. Movies that veya which are made. Bu şekilde olmalıydı. Y variantında da var. V variantında apostrof bir ifade var. Reduction yoktu. Sonra geldik 27. sualımıza. 27. sualda which of the following includes a wrongly used example of condition pair product cümlelerine yanlış örnek değil harda var değil. Baha. If you didn't eat so much junk food, you could feel healthier. Bu kadar işte abur cubur yemeseydin, özünü daha yaxşı hissediyerdin. Demek ki yemesen ki hissetmirsen, birisi direk. I would have bought you a gift. Sana hediye alardım. Bu ikinci növşah production essay yazar karşısına. I would have bought you a gift. Sana hediye alardım. If I had known it was your birthday. Eğer senin ad günün olduğunu bilseydim, sana hediye alardım. Demek ki ne bilmişem, ne de almışam. Baş ve production cümlelere baktığımız zaman doğru işledi. Baş cümlede would, production cümlede de had. Bu üçüncü növşah production essay olsun. Sonra if they had a garden, eğer onların bağı olsaydı, they had grown their own vegetables. Burada sehplik var. Niye? Çünkü biz bilirik ki şart production cümlelerinden baş cümlede bitmiş zaman formaları veya geçmiş zaman formaları ne olabilmez? İşletilebilmez. Buna göre Y variantında burada üçüncü sualda if they had a garden, they would olardı. They had yok. Üçüncü cümlemiz buna göre sertti. Doğru cevabımız olur. Ne diye varayım? Tekrar edelim. Kerpı dağ cümlelerinin baş cümlesinde bitmiş zaman forması ve geçmiş zaman forması elbise de hem izah üstte geldiği ING yani present continuous diğer bir adı present progressive ne olabilmez? İşletilebilmez. Doğru cevabı da C variantı. Sonra geldik 28. sualımızda nedir? Which of the following contains an error considering question tag usage? Question taglerin istifadesi bakımından harda sef var. You used to go skating very often. Didn't you used to geçmiş zaman olduğuna göre sual inkarı neyle düzelir? Didn't düzelir. Tek question da burada testi. Kore inkar olduğuna göre didn't düzelir. Doğru. Let's invite the neighbors of over for dinner. Let's sing. Ayrıca sualı İngilizce'nin tek question'ı. Shall we? Şeklinde düzelir. Doğru. Wait here until I return. Nen raydana kadar burada gözle. Emir cümlelerinde will, won't, would. Bunlar işte devler. Doğru. Burada would'u verip. Doğru. Sef değil. You remember. Remember var. Burada present simple var. Ayrıca sualı don't you şeklinde verilir. Doğrudur. Y variantında nothing is the same as it was even 6 months ago. Burada is that verip doğrudur. Burada inkar burada testik olduğuna göre verilebilir testik inkar şeklinde ama burada that yanlıştı. That yok. It şeklinde verilmeliydi. Ayrıca suallarda müftedat funksiyonuna şart verecekleri ve diye formalar işletilebilir. Bir de ekstra universal ex dediğimiz all right, do you know kimi ifadeler işletilebilir ki o size düşmüyor. Kitaplarınızda zaten yoktu. Bunu bilse yeterliydi. Ve koşu sesini işletilebilir. Şart verecekleri bir de ki diye işletilebilir. Burada that yok. It olmalıydı. Ona göre doğru cevabımız olur. Ne yiye variantı? 28. sual. 29. sualda. In which of the following following sentences a linking verb donates an action rather than a state? Linking fiiller bilirsiniz hareket değil daha çok hal, durum, vaziyet ifade eden fiillerdi. Ama burada sizden hareket hal daha çok hal durum değil de hareket ifade ettiğini soruyor. My mother tasted the ice cream. My mother tasted the ice cream quickly and left the kitchen. Burada taste özünden sonra tamamla kabul ettiğine göre hareket ifade edilen aslında dynamic fiil fonksiyonundadır. Doğru cevabımıza göre olur A variantı. Diğerlerine bakalım. It might be better. Daha yaxşı olabilirdi. Sonra burada ne var? The story sounds quite interesting. Always bildirir. Sonra it said what's more important become possible tomorrow. The minimum deposit amount is $100. Seems reasonable. Bunların hepsinde always bildirdiğine göre. Burada remains bad var. Burada şöyle diyelim. Doğru cevabımız olur ne? A variantı.
Sonra 30. sual. Bakalım 30. sual ne deyir? Which of the following statements doesn't have an implied future meaning? Bu da 11. sınıfta verilen bir kaydadır. Fail'ler özlerinden sonra ing getirerek ne yapabilirler? Gelecek zaman anlamı ifade edebilirler. Anticipate fail'ler özünden sonra ing getirdiği zaman geleceği anlamı bildirir. They anticipate having several applicants for the job. İş için fail'e müracaat edilen olacağını ne yapabilirler? Anticipate gözlüğüyle gelecekle bağlı bir anlamı ifade bir A variantını çıkartır. We need a coat hook on the back of this door. Bu kapının arkasına bir asırgana ihtiyacımız var. Aslında gelecek değil de mevcut halı bildirir. Real durumu bildirir. Yani bu cümlede B variantını ifade ettiği anlam present'tı. Bu sebeple bir variantımız için doğru olan diğerlerine bakalım. The race promises to be the most exciting of the season. Yarış değil ki, ilin en heyecanlısı olacak. Mezaz olarak yarış bunu vaat edilir. Cemde seyirsiz. Sales are predicted to be the same as last year. Satışların kesin iki kim olacağı gözlenir. Geleceğine bağlı bir tahminen söhbet edilir diye bayanırsınız siz. We intend to go to the Willis. Kinede gitmeyi düşünürük, niyet edilir, planınızı gösterirsiniz. Bu da geleceğine bağlı olarak işlenir. Doğru cevabımız olur. B variantı. Sonra geldiğim için suala 31. sualımıza. Bakalım. 31. sual nedir? 11. sınıftan bağlı bir sual. The Eurozone Company. The Eurozone Company. Over, yani over the past few months. Artık bunu bildirik. Over. Fido feyiller. Tekrar yazak bura. Fido. For, in, during, over, within. Bunların olduğu cümlede eğer anlam olarak ilk zamana hitap edilirse present perfect işlediniz. Geçmiş zamana hitap edilirse ki orada isimlerin zaman zarflarının işletilmesine bakarsanız isim ifade eden formaların burada adeten pek formada verilir, cam formada verilir. Aydındır. Mesela over the past weekend, over the last term mesela böyle verebilirsiniz. Burada cam olduğuna göre isim hangi forma yöneleceği? Present perfect yöneleceği. Anı çıktı, D'ni çıktı. Gelecek next olarsa da burada next olarsa da geleceği olabilir. Yoktu. Y omitle serti. Doğru cevabımız olur. D variantı. Sonra geldik 32. sualda. Which of the following statements has an informed causal structure? Bu da 11. sınıftan bir sual. İzbar növen yanlış bu işlediğini soruyor sizden. İzbar növler de bilirsiniz. Bir hareketten tesirlenen var. Hareketten tesirlenen. Bir de hareketi eden var. Eğer hareketten tesirlenen varsa fiilin üçüncü forması işledir. Hareketten tesirlenen varsa fiilin hem B0 forması işledir. Bir de bazı fiiller var ki get, sonra force, cause gibi fiiller. Bunlar da to B0 işlediler. Bu işlediler. Aynen. Yine burada bakalım. How can I get my sister? How can I get my sister do my shows? Hareketten tesirlenen varsa burada. Hareketten tesirlenen varsa ne dedik? To B0 işledir. Bu kalsın. Sonra burada bu olmalıydı yazın ben bunu. Bu yoktu olmalıydı. Bir sağlıya. We are having the house painted next month. Gelen ay evimizi renkletileceği diye boyatacak diye. İşten tersilenen nerede burada? The house. Özünden sonra ne var burada? V3 var. Yine çıkabilirik. Bir daha sonra. Let your shoes dry completely before putting them on. Let'den sonra gelen fiil tuzsuz işletilir. Burada hareketten tersilenen ve let özünden sonra tuzsuz fiil delebilir. 3 de doğru çıkarsız. I need to have my car wash your. İşten tersilenen nerede? My car. O zaman ne olmalıydı? Fiilin üçüncü forması olmalıydı. Wash olmalıydı. Bu şekilde. I need to have my car washed. Yani birinci cümleyle dördüncü cümlemiz nerede? Yanlıştı. Doğru cevabımız olur. D variantı. Sonra geldik 33. sualımızda ne istedik bizden? Kuantifier fonksiyonunda olan kelimeler. Bakalım. The number in sayı bildirir. Özünden sonra James'in tek haberle devam etmeliydi. Cümleye baktığınız zaman James'in var ama tek haber görebilmedim. A variantını bana göre silebilirim. Sonra the other galsan a great deal of. A great deal zerfti. Özünden sonra of gelmedi ki isimden işlesin ama bu ismi sahile bilmeyen olmalıdır. Burada cem verilip C variantına silebilirim. The other da galsan ve the others galsan. The other ve the others işlenebilmesi için cümlede konkretlik olmalı. Yani siz grubun yerde kalan üzüllerini ifade etmelisiniz. The other işlenebilmeniz için. Some people play video games with their family members and friends. While the others veya while the other dediğim zaman ben hansı topluluğa, hansı gruba ifade edeyim belli değil. Ona göre B ve D variantları doğru cevap olarak götürebilmelik. Götürebilmem için yine tekrar ederim. Önce belli isimler verilmeli. Sonra yerde kalan üzüller biz cem olanlar the others'dan, yerde kalan tek ile the other'dan ifade etmeliydik. Böyle bir anlam olmadığına göre cümlede Y variantını işaret edeyim. Okuyak bu da cümleyi. Some people play video games with their family members and friends. While others, diğerlere, hansı diğerlere belli değil girmelik olduğuna göre doğru cevabımız olur ne? Y variantı. Sonra geldik 33, sonra 34. sualımızda. Onun sınıftan bir sual. In Azerbaijan, when we meet, biz Azerbaycan'da görüşende we usually shake hands. Sıkışırız, uzaklaşırız veya birbirimizi öpürük. In New Zealand, they use a much warmer salutations. Daha istikrarlı diye bir görüşme işte belediğinde birbirlerine karşı daha samimi olarak görüşürler. Which is known as Hongi olarak adlanan. Yani bunlara baktığımız zaman despite proposition'dı, also bağlayıcıdı, in spite of bu da proposition'dı. Bunların ikisi proposition'dı ve özlerinden sonra noun phrase talebidir. Ne talebidir? Noun phrase talebidir veya da ki bir ing talebidir. Her ikisini silerim çünkü cümlenin sonunda noun phrase ve bir ing yok. Also ziddiyet bildirir. Bunların her şeyde ziddiyet bildirir. Bu üçü bu sıvı talebidir. Bu ikisi non-phrase or preposition talebidir. Bu üçü adverb class of concession adlanır. Yani mevcut durumun aleyhine çıkan bir halı durumu bildirirsin. Mesela diyelim ki yağış yağmasına bakmayarak in spite of the rain veya despite the rain veya also it was raining they went playing oynamaya devam ettiler. Burada mevcut durum nedir? Yağışın yağması. Onlar bunun karşısına buna ters hareket etmeler nedir? Oynamaya devam etmeler. Bu mevcut durumun aleyhine olan halı bildirir. Whereas bu da ziddiyet bildirir ama bu while'ın sinonimi. Az önce yukarıda vardı bununla bağlı bir test. Bu ziddiyet bildirir. Nece ziddiyet bildirir? Adverbial class of contrast bildirir. Yani tam ziddiyet bildirir. İki tane kötü şeylerden bahsediyorsunuz. Agara kimi, canım, kimi altın, çarp, yapma, farklı şeylerden bahsediyorsunuz. Burada da iki farklı şeylerden bahsediyorsunuz. Bir ölçüde insanların birbiriyle görüşerken el sıkışmalarından, uzaklaşmalarından danışıyor. Diğerine ise daha istikrarlı bir görüşme üslubundan bahsediyorsunuz. Demek ki farklı şeylerden bahsediyorsunuz. Doğru cevabımız olur. C variantı. Ez nedir? Ez sebep bağlayıcısıdır. Burada herhangi bir sebep yoktur. Sebep netice alabesine bahsetmediğine göre A variantı neyin yapabilirim? Silebilirim. 37. sualımızda. 11. sınıftan bir sual. Bakalım. Most of the causes of the Parkinson disease. Why varsa boşluktan sonra why varsa bilirik. Hangi formalara yönelik? Passive formalara yönelik. C variantını silebilirim. Gitti. A variantında zaman uzlaşması pozulduğuna göre silerim. Geçsin. C variantında B, D, G variantında bakalım kalsın bu formalar. Görelim burada cevabımız ne sanacağım. Most of the causes of the Parkinson disease. Caused veya are caused by progressive deterioration of the nerve cells which control işte burada niye should biz burada mesela gerekli anlamı ifade edecek doğru diye bir variant nasıl which control muscle movement. Şimdi bakalım burada hansı ki most of the causes of the Parkinson disease caused are caused bak are caused by progressive deterioration of the nerve cells which control doğru cevabımız olur diye variantı caused yok are caused passive form. Gittik sonra geldik
Psikoloji liselerine. 36. soru. Television has become an integral part of modern life, but it is not without its harmful effects. When it comes to the impact on children, televizyon bizim hayatımızdaki bir hissesine çevrildi ama zararsız değil. Khususıyla da when it comes to impact on children, çocuklar üzerinde olan tersine geldiği zaman steadily devamlı şekilde demekti. Mentally ugly, consistently inatçı şekilde, bu da yine devamlı şekilde demekti. Aşağı yukarı aynı şekilde içine çıkabilirim. Approximately, tahminen, mentally ugly olarak, zihin olarak, partikleri husus olarak doğuracağımız olacak. C variantı, partikleri husus olarak beğendisinler. Sonra geldik neçinci sorumuza, 37. 37. sorumuza geldik. Plan politics, business and health to weather. Siyasetten, işten, sağlamlıktan, havaya kadar, idmana ve eğlenceye kadar. There is always something new. Her zaman bir yeni bir şeyler var. And extendable, tahmin olabilen, purposeful, maksadlı, illiterate, savatsız, unknown, bilinmeyen, engaging, celbedici, maraklı bir şeyler var deyir. To discover every day. Doğuracağımız olur ne? D variantı. Sonra geldik 38. sorumuza. 38. sorumuz ne değil? Good actions give strength to ourselves. Yaşlı hareketler bize değil, güç kuvvet verir. And good actions in others. Diğerlerinde yaşlı hareketler neyini conclude, bitirir, yakınlaştırır, tamamlayır, neticeye gelir. Purpose, gasten, bilerekten, maksat ifade etmek. G variantı veren. Separate, ayrılır, participate, iştirak edir. Inspire, teşvik edir, telkin edir. G variantı bizim doğru cevabımız. Sonra geldik sen sorala, 39. sorala. If you have decided to a journey treasure, eğer bir deyir seheraya, seyahate, neyini yersiz? Hang out, avralanmak, boş boş gezinmek, dig out, kazmak, deşmek, oymak, carry out, taşımak, devam ettirmek, engage, bitmiş olmak, embark on, başlamak. Eğer siz de bir seyahate başlayırsınız, embark on. Sonra geldik 40. sorumuzda. Also online communication offers, it also leads to problems such as misunderstanding and social isolation. Bakmayarak ki online ünsiyet değil, ne teklif edilir? Offers, teklif edilir. Integrity, tamlık, bütünlük teklif edilir. Conveniences, rahatlık mı? Belediye teklif edilir. Exposure, maruz kalmak. Detection, müayen etme, aşkarlama, farkına varma. Drawback, bu çatışmazlık, problem. Ne teklif edilir burada? Ne verir bize? Offers, conveniences, rahatlık. Verir mecazi olarak bize online communication ama değil. Bu her hem için aynı zamanda sleep tone'ya getirip çıkarır. Yanlış anlaşılmalara ve sosyal olarak izahlaşsa edinmeye getirip çıkarır. Doğru cevabımız olmalıydı. Conveniences, offers conveniences bir variantı. Sonra geldik 41. sualımıza. Ne diyor burada bizden? Possess, sahip olmak. Risale, yaşamak, mesnunlaşmak. Enhance, artmak, çoğalmak. Instill, aşılamak, pek etmek. Demek possess, have or own something, or to have a particular quality, bir bir bunlar silay. Sonra risale, yaşamak, mesnunlaşmak, yaşamak. Live, have your home, stay in a place. Bunu da sildik. Doğru cevabımız olur. C variantı. Enhance, artırmak, improve the quality, amount or value of something. Dörtte de instill, put a feeling or idea into someone's mind, aşılamak, hak etmek, yer etmek. Sonra 4. sorumuzda ne deyip? Which of the following collocations is used correctly, hansı doğru şekilde işlenip? Break a habit, 9. sınıfta var. Pis verdişlerden bile diye vazgeçmek, kurtulmak. Catch fire, yangın, catch a fire değil. Catch fire, bu da yine 9. sınıfta var. Sonra do the housework, ev işleriyle meşgul olmak. Her üstte doğru olduğuna göre B variantı. 4. sualda. Gelelim 4. sualda. Come up with yeni fikirler, yeni ideyalar ortaya atmak. Come up with yeni fikirler, yeni ideyalar ortaya atmak. To suggest, think of an idea or plan, bir olsun C. Sonra look forward to, gözlemek, intizarında olmak. Belediye yolunu çekmek, hesretinde olmak. Ki olsun, bizim olsun içine. To demek ki bir oldu C. Sonra iki oldu. To feel pleased and excited about something that is going to happen. İki olsun B variantı. Sonra go along with. Kiminle seni inemek? Yola gitmek. Demek ki support and agree with someone's opinion. Üç olsun D. Put up with. Bu da ne inemek? Tolerate etmek. Accept, continue, accept, unpleasant situation or experience. Kimese katlanmak, kimese dözmek, tolera etmek diye ki doğru cevabımız olacak ne? D variantı. Geçen sual 43. sualımız. Sonra. Burada ne var? 44. sualımızda ne diyor bizde? Aziz Zeynal Abidin Tağıyev, who was one of the greatest philanthropists of Azerbaycan, tercümelerine bakar. Go off on the wrong foot, yanlış tarafından kalkmak, ters tarafından kalkmak. Hit close to home, kimse can evinden vurmak. Went from rags to riches, sıfırdan zengin olmak. In the nick of time, son dergelerde, son anda. Demek ki Aziz Zeynal Abidin Tağıyev, who was one of the greatest philanthropists of Azerbaycan, went from rags to riches, sıfırdan zengin oldu. Bir olsun C. Bir yazarak C variantı. Sonra my patient diagnosis, as my uncle recently died of the same. My patient diagnosis ne oldu? Hit close to home, can evinden vurdu. Diye ki bu da olsun B. Bu da olsun B. 44. sual. Sonra D. Anı burada they, when they first met and they had disliked each other ever since they got off on the wrong foot. Bu da olsun A. That car moved off the railway track in the nick of the time. Otherwise the train would have smashed it. Bu da olsun D. B variant. Sonra geldik 45. suala. Setback çatışmazlığı problem. Setback çatışmazlığı problem. Awareness, agah olmak, farkında olmak, neyse bilmek. Resistance, müdavimet, inatçarlık belediye. Approach da yakınlaşma, münasebet. Setback, a difficult problem that delays or prevents something. A. Awareness, neyse farkında olmak, knowledge or understanding or particular subject or situation. D. Resistance, müdavimet göstermek. The ability to withdraw or post something, neyse itiraz etmek, müdavimet göstermek. Approach, bu da yoksa neyse yakınlaşmak. A way of considering or dealing with something. Neyse yakınlaşmak, herhangi bir problemi ele almak diye. Doğru cevabımız olur 45. sualda A variantı.